Yani tabii ki bu demokratik bir seçim. Bölgenin de kendi dinamikleri var. O anlamda biz kendi açımıza düşen değerlendirmeleri kendi içimizde yapacağız. Biz bunu, bu değerlendirmeyi, bu sonucu heybemize aldık ve çantamızda tutuyoruz. Bunun değerlendirmesini ileriki günlerde kendi içimizde mutlaka yapacağız. Ancak ben kendi adıma ve partim adına ve o bölgedeki birlikte yürüdüğüm yol arkadaşlarım adına şunu söyleyebilirim ki biz son derece demokratik ve son derece ilkeli bir seçim kampanyası yürüttük. Hiç kimseyle didişmeden, hiç kimseyle dalaşmadan kendi yapacaklarımızı anlattık. Ve bunlarla ilgili olarak da Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin yerel yönetimler vizyonuyla ilgili bir talepte bulunduk. Yani bu arzu ettiğimiz bir şekilde olmadı tabii ki ama takdir halkımızındır. O anlamda ben bölgemize sonuçların bu anlamda hayırlı olmasını diliyorum. Tabii ki beklediğimizin altındaydı. Çünkü bizim saha içerisinde yaptığımız yoklamalarda bu aram böyle değildi. Yani yapılan kendi gözlemlerimizde yoklamalarda da bizim at başı bir yarış götürdüğümüz gibi bir durum vardı. Yani bunun bu şekilde bir anda ters dönmesi veya bir sürede ters dönmesinin nedenlerini tabii ki kendi içerisinde biz de değerlendirmeliyiz. Peki ilk tespitleriniz nedir? Yani şu anda kazanan başkanla daha at başı bir durumda, yani onunla yarışır durumda bir seçim dönemi götürdüğümüz yönündeydi. Yani son haftalarda onunla ilgili bir değişiklik oldu muhtemelen durumda vesaire de. Bilemiyorum yani belki bölge kendi içerisinde farklı bir dinamikle farklı bir duruma yöneldi. Bunu söyleyebilirim. Tabii orada farklı bir durum da vardı. Şu andaki bir mevcut belediye başkanımız Sayın Mustafa Zurnacılar ve bir önceden daha önceden belediye başkanlığı yapmış Sayın Katip Demir vardı. Yani belki feodal ilişkiler vesaireler, yani bunlar değerlendirilebilir daha ileriki dönemlerde ama tabii ki beklediğimiz sonuç bu değildi.